Profesör Nazlı'ya hoş geldiniz. Yazım kuralları ve kelime bilgisiyle yine karşınızdayım arkadaşlar. Neyle başlıyorum? Şoke ile başlıyorum. Şoke olmak. Şoke olmak. Lütfen dikkat edin yazışına. Şoke olmak ya da şoke etmek. Şoke. O E'ye lütfen dikkat et. Şoke olmak ya da şoke etmek. Birdenbire şaşırmak anlamına geliyor. Şoke olmak, şoke etmek şeklinde yazılıyor. Bin kat. Ben bunun bin kat iyisiyle daha önceden karşılaşmışım. Bin kat. Arkadaşlar bin kat. Bin kat. Nasıl yazılır? Bitişik yazılır. Sorulabilir mi hocam? Valla sorulabilir. Arkadaşlar bin kat kelimesi çokluk ifade ediyor. Nasıl yazılır? Bitişik yazılır. Ben bunun bin kat iyisiyle karşılaşmışım bak. Daha iyisiyle. Yani pek çok kıyaslanamayacak ölçüde anlamında. Bin kat arkadaşlar pek çok. Bu arada pek çok yazarken en, pek, çok. Bunların da ayrı olduğunu sakın unutma. Pek çok, en çok, çok az derken bunlar da ayrı yazılıyor. Evet, bin kat pek çok. Yani kıyaslanamayacak. Kıyaslanamayacak ölçüde. Pek bin kat. Tamam, bu da karşımıza çıkabilir. Elzem. 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 Arkadaşlar, elzem kelimesinin içinde le, z, m. Bakın bu ünsüzler var. Elzem kelimesinin içinde le, z, m. Hangi kelimeyi sana çağrıştırıyor? Lazım kelimesini çağrıştırmıyor mu? Lazım. Bu arada lazım yazarken A'nın üzerine şapka yok. Hani biz söylerken lazım böyle biraz ince söylüyoruz ama lazım derken arkadaşlar A'nın üzerine şapka yok. Elzem ne demek? Lazımdan aklınıza gelsin. Gerek, gerekli olan, lazım olan, elzem. Elzem, gerekli. Gerekli olan, yani lazım olan anlamına geliyor. Önemli bir kelime. İçindeki zaten o ünsüz harfler sizin için bir ipucu olsun. Acaba ne olabilir deyip düşünün arkadaşlar. Bu tarz yabancı kelime gördüğünüzde, lütfen içindeki ünsüz harflere dikkat edin. Tamam mı? Mesela tahayyül. Tahayyül neyle alakalı olabilir diye karşıma çıktı. Acaba bir düşünün ya neyle alakalı olabilir? Arkadaşlar tahayyül H, Y, L. Hayal kelimesini çağrıştırmıyor mu? Evet. Tahayyül, hayal etme. Hayal etme, tahayyül. Mesela tahkiye. Tahkiye. Ne var içinde? H, K, Y. Yani hikaye. Hikaye etme arkadaşlar. Bir olayı anlatma. Hikaye etme. Hikayeden tahkiye olmuş. Hayalden tahayyül olmuş. Tasavvur. Tasavvur. Ne var burada? T-S-V-V. Tasvir değil mi? Tasvir gözünün önünde canlandırmak değil mi? Resmetmek değil mi? Tasavvur canlandırmak, resmetmek demektir. İşte arkadaşlar bu tarz kelimeler gördüğünüzde içindeki ünsüz harflere dikkat ederseniz belki, belki yapabilirsiniz. Tamam mı? Yani ünsüz olmayı bilmiyorsanız da böyle biraz düşünürseniz belki çıkartılabilir. Hakeza diye bir kelime var. Tahtanın görüntüsünü aldıysanız diğeri ben sileyim. Hepsini böyle dikime yazmıyorum. Biraz böyle bitişik olmasın. Rahat rahat yazalım. Hakeza diye bir kelime var. Hemen onu yazacağım. Hakeza. 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 Bugün gelemeyeceğim, yarın da hakeza. Yani yarın da aynı şekilde. Yarın da bu şekilde. Arkadaşlar, bunun gibi böyle. Bunun gibi böyle. Anlamına gelen bir kelimedir hakeza. Bugün gelemeyeceğim, yarın da hakeza. Yani yarın da gelemeyeceğim. Hakeza, bunun gibi böyle anlamına gelen bir kelimedir. Karşınıza çıkabilir. Bakalım sırada. Ha. Bunu daha önce söyledim galiba.
yine söylüyorum. Duygu sömürüsü yapmak. Ne o? Ajitasyon. 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 Duygu sömürüsü. Ajitasyon. Duygu sömürüsü. Arkadaşlar yazımına dikkat edin. Yazımına dikkat edin. Sonra. Hocam başla. Meditasyon neydi peki? Ne? Meditasyon. Meditasyon ne? Meditasyon terapi etme kendine. Meditasyon. Rahatlama. Değil mi? Teşekkür ederim. Meditasyon rahatlama. Peki. Peki. Narsist. Narsist. Çok gündemde olan bir kelime arkadaşlar. Duymuşsunuzdur muhakkak. Narsist. Narsist. Hoş bir kelime değil aslında da. Yine de bilin anlamını. Narsist. Özsever. Kendini. Kendini çok sever. Özsever. Bunun eş anlamı özseverdir. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Özsever dediğinizde narsist. Özsever dediğinizde özsever. Nasıl yazılır? Bitişik yazılır. Özsever. Özsever. Narsist. Hani buna Türkçe karşılık bulmuşuz. Narsist. Kendini çok fazla değerli hisseden böyle ama aşırı. Bunun eş anlamı nedir? Özsever. Narsist. Yani arkadaşlar bu kendini çok sevme takıntı düzeyinde olması gerekiyor, tamam mı? Normal bir durum değil yani. Çok narsist derler. Kendini çok seviyor. Evet. Manipülasyon. 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 Yönlendirme. Manipüle etmek vardır mesela. Manipülasyon yönlendirme demektir. Manipülasyon yönlendirme. Ama bu nasıl olacak biliyor musun? Seçme, ekleme, belki de çıkartma yoluyla bir şeyleri değiştirerek ne yapıyorsunuz? Yönlendiriyorsunuz. Mevcut durumda değişiklikler yaparak, değiştirerek, mevcut durumu değiştirerek ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Yönlendirme yapıyorsunuz. Manipülasyonda ekleyerek, çıkartarak, değiştirerek ne yapacağız? Yönlendirme yapacağız. Bunu yapan kişilere de yönlendirici anlamına gelen manipülatör. 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 Yönlendirici. Manipülasyon yapan kişi. Manipülatör. Manipülatör. Tamam. Bu da öyleydi. Evet. Buraya yazalım mı? Bence burası iyi. Bir tur daha siliyorum. Bir tur daha siliyorum. Bir tur daha. Evet. İltica. 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 Aklına şu an ülkemize çok olan mülteci. Ha, iltica, mülteci. Bak, mülteci kelimesinde de L, T, C var. Yani iltica. O kelime geçiyor zaten. Arkadaşlar, iltica, sığınma. Sığınma. Bir başka yere sığınma. Ona sığınan, bir başka yere sığınan ne diyoruz? Mülteci diyoruz. İltica, sığınma demektir. Mülteci de sığınan demektir. Bir de irtica var. İrtica. İrtica, o gericilik. Arkadaşlar irtica, gericilik. Geri. O irtica. İrtica, geri, geri, tamam mı? Mülteci, iltica, onlar sığınma, sığınmacı. Bu iki kelime lütfen dikkat edin. Kelimelerin yazılışları birbirine çok benziyor ama anlamları birbirinden çok farklı. Evet, ne var sırada? Eviye. Aa, eviye de ne ya? Arkadaşlar, eviye. Birçoğumuz evet, eviye demiyoruz ama olay eviye. Kelime eviye. Eviye. Bu
mutfakta arkadaşlar lavabonun o musluğun altında o bulaşık yıkadığınız yer nedir arkadaşlar? Evidir. Bulaşık yıkanan yer, musluğun alt kısmı nedir? Eviye. Eviye. Tamam mı? Eviye. Hicran. Hicran. Hicran, ayrılık. Vuslat. Vuslat, kavuşma. Hicran, canın yanıyor, ayrısın. Hicran, canın acıyor, ayrısın. O ayrılık. Vuslat. Vuslatı istiyorsun, can atıyorsun. Vuslat, can at. Ona can atıyorsun. Tamam mı? Oradan gelsin. Vuslat, can atıyorum, istiyorum, kavuşmam. Hicran, canım acıyor. Ayrı, ayrılık. Hicran, canını acıtır. Vuslat, can atarsın. Tamam mı? Buradan aklında tutabilirsin. Kümülatif. 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 Kümülatif arkadaşlar kümeli bir biçimde. Kümülatif. Kümelenmiş, gruplandırılmış. Kümülatif. Kümülatif. Yani hani çağrışım yaptırıyor zaten sana değil mi? Kümeyi çağrıştırıyor. Kümülatif, kümeli, kümelendirilmiş, gruplandırılmış demektir. Aktüel. Aktüel haberler. Arkadaşlar aktüel. Aktüel resim sileyim. Bir yer daha sileyim. Şurayı silelim. Aktüel. Yine paragraf sorularında çok sık karşımıza çıkan aktüel kelimesi. Aktüel haberler. Yani günceli anlatan. Arkadaşlar aktüel. Aktüel. Aktüel nedir? Güncel. Aktüel, güncel. Aktüel, güncel. Aktüel, güncel. Radikal. Radikal kararlar aldım. Kökten. Kökten. Kökten değişim. Radikal. Radikal, kökten demek. Beynelmilen. O kadar çok soruyorlar ki yazım yanlışında. Daha doğrusu beynelmilenin diğerimiz çok soruyorlar. Yani anlamını soruyorlar yazım kurallarında. Bakın arkadaşlar. Beynel. Beynelmiler. 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 Miler. Millet gibi düşün. Beynelmiler. Miler. Milletler gibi düşün. Ulus. Millet. Arkadaşlar uluslararası. Beynelmiler uluslararasıdır. Uluslararası. Uluslararası ya da milletler arası. Uluslararası, milletler arası birleşik yazılır. Şehirler arası ayrı yazılır. Buna dikkat edin. Uluslar arası. Beynelmiler. Taze kan. Taze kan. Buraya bir taze kan gerekli. Yani burayı canlandıracak, buraya enerji verecek bir şeye ihtiyaç var. Taze kan. Arkadaşlar taze kan. Nasıl yazılır taze kan? Bitişik yazılır. Burayı canlandıracak, burayı coşturacak, burayı değiştirecek biri. Taze kan. Bir kuruşu canlandıracak kişilere taze kan deriz. Lebiderya. 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 Onu da şuraya yazalım. Lebiderya. Derya deniz. Lebiderya deniz kenarı. Lebiderya deniz kenarı. Tamam mı? Derya denizdir. Lebiderya bitişik yazılır. Nedir arkadaşlar? Deniz kenarı. Deniz kenarı. Lebiderya. Nakden. Nakden. Para olarak. Parayla. Nasıl yazılır nakden? Nakden. Bu şekilde arkadaşlar. Nakden. Parayla. Para olarak. Peşin olarak. Nakden ödedim. Peşin olarak. Parayla. Nakden. Nakit. Ünü düşmesi ve yumuşama gibi değil mi? Nakden. Nakden. Peşin olarak. Peşin olarak. Bulamadım. Ha. Ham madde ve doğalgaz. Yazım kurallarında yine çok popüler olan kelimelerden birisi. Ham madde, doğalgaz ayrı yazılır. Ham madde, ham madde, doğalgaz
ayrı yazılıyor. Uzun bir sürede ayrı kalacağız gibi duruyor değil mi? Doğal gazdan. Evet. İki dudağın arasında yani. Orada aklınıza gelsin. İpucu olsun değil mi? Doğal gaz. Çok uzaktan geliyor ya. Ayrıyız ya. Hani doğal gaz. Ayrı. Ham madde de uzakta artık. Ham madde ayrı yazılıyor arkadaşlar. Ham maddeden ayrı kaldık artık. Doğal gazdan ham maddeden ayrı. Yaptığım işte alın teri var. Yaptığım işte alın teri var. Arkadaşlar alın teri ayrı yazılır. Bu yaptığım işte alın teri var. Evet. Alın teri. Alın teri. Yani emek. Nasıl yazılır? Ayrı yazılır. Alın teri arkadaşlar ayrı yazılır. Önemli bir kelimedir. Alın teri dökmek dediğinizde ayrı yazacaksınız. Alın teri dökmek. Nedir? Emektir. Ben merkezci. Ben merkezci. Ben merkezci kelimesi karşıma çıksa nasıl yazacağım? Ben merkezci. Bak böyle. Ben merkezci. Birini öne al. Ben merkezci. Bunun eş anlamı da çok güzel. Yazım kuralları nasıl olabilir? O da ne? Ben içinci. Ben içinci. Ben merkezci. Şık bir kelime. Yazım kuralları çıksa birçok kişi yanlış yapar. Kurumlanmak. 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 Hani kurum kurul kuruluyor diyorlar ya. Kurumlanmak. Arkadaşlar gururlanarak, gururlanarak kasılmak demektir. Kurumlanmak. Soruluyor ha. Kurumlanmak. Gururlanarak kasılmak demektir. Kurum, kurumlanmak. Kurum, kurum kuruluyor derler. Kurumlanmak. Evet, bir paragraf sorusu. Bak buraya şey yazmışım. Bu kelime paragraf sorusunda karşıma çıktı. Hangi kelime çıkmış biliyor musun paragraf sorusunda karşıma? Ökelik. Ökelik kelimesi çıkmış. Hemen yazıyorum bak. Ökelik. Ökelik kelimesi. Şurayı silelim. Levi Derya deniz kenarı. Alın teri emek. Arkadaşlar öke. 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 Dahi. 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 Deha sahibi. Arkadaşlar dahi dediğinizde dahi dediğinizde deha sahibi, akıl sahibi. Tamam mı? Bunu nasıl yazacaksınız dahine? An üzerine şapka getirerek yazacaksınız. Öke dahi. Yani deha sahibi. Deha sahibi. Öke. Ökelik diye bir kelime var. İşte burası benim paragraf sorusuna karşına çıktı. Ökelik kelimesi. Ökelik arkadaşlar akıllı olma hali. Tamam mı? Akıllılık. Dahilik gibi bir anlamı var. Önemli bir kelime. Evet, elimden geldiği kadar küçük ama kıymetsiz, yani kıymetli şeyler paylaştım. Küçük, küçük. Yani naçiz. 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 Benim naçiz vücudum elbette bir toprak olacaktır. Diyor ya Mustafa Kemal. Naçiz. Değersiz. Evet, naçiz. Aklına oradan gelsin. Küçük, değersiz gibi. Arkadaşlar, naçizane kelimesi oradan geliyor. Naçizane. 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 Haddim olmayarak. Haddim olmayarak, naçizane. Yani çok küçük, önemsiz bir şey ama haddim olmayarak söylüyorum. Yani naçizane bir tavsiyede bulunuyorum. Arkadaşlar naçizane. Birçok kişi bu kelimeyi yanlış söylüyor. Ortamda fazla söylemeyin siz arkadaşlar. Yani yanlışlar evet. Söylediğinizde takılabiliyor insanlar. Aa biliyordum ama öylesine söyledim zaten. Doğru. Hani çok böyle şey oluyor. Yanlış anlayabiliyorlar. Elimden geldiği kadar sizler için çalışıyorum. Umarım faydası olmuştur bu çalışmanın. O zaman ne yapıyoruz? Takipte kalıyoruz. Abone olmadıysak abone oluyoruz ve arkadaşlarınıza da söylüyoruz, olur mu? Takip edin.